Merhaba, bir karavan almak ya da yaptırmak istiyor. Fakat hangi boyutta, ne tarz bir karavan seçmeniz gerektiğine karar veremiyorsanız, bu videoda merak ettiğiniz soruların cevabını bulmanızı sağlayacağım. Öncelikle karavan yapılacak araç sınıflarından bahsetmek istiyorum. Mini sınıf dediğim 0 ve 3 metreküp arası. Doblo, Kedi, Connect, Carrier, Kango, Berlingo, Beeper, Chitan gibi araçların olduğu bir sınıf. Burada Doblo diğerlerine göre daha baskın ve Connect. Çünkü Doblo'nun Max Plus'ı ve ayrıca yüksek tavan olan versiyonu var. Connect'te de eski serilerinde yüksek tavan var. Yenilerinde de en azından Max'leri var. Kango'da da Max'i var. Bunlar biraz diğerlerine göre daha sivrilmiş, satış adetleri daha yüksek olan araçlar. Küçük minibüs panelvan sınıfında ise bunlar 3 ile 9 metreküp arasındaki araçlara denk geliyor. Ducato bu grubun liderlerinden biri. İkinci bir liderimiz ise Caravella ve Transporter. Ducato farklı boyutlarla karşımıza çıkıyor. 7,5 ve 8 metreküp. Ama bunlar Scudo da var. Ama Scudo o kadar yaygın bir araç değil. Ducato'nun iki farklı boyutu olsa da o kadar fazla versiyonu yok. Ama Transporter ve Caravella pek çok versiyonla karşımıza çıkıyor. Kısa, uzun ve yüksek tavan versiyonlarının haricinde 4x4 serileri de var. Onun haricinde Transit gene bu grubun liderlerinden biri, önemli taşlarından biri. Transit ve Custom pek çok versiyonu olan modeller. Gene yüksek tavan, alçak, uzun, kısa modeller olduğu gibi farklı şeyleri de var, donanımları da var. Trafic ve Master da var Renault'un. Onun haricinde Jumpy, Citroen ve Expert, bunlar yeni çıktı ama ileride bu kategoride önemli rol alacaklarını düşünüyorum. Vivaro artık o kadar çok yok piyasada. Uzak Doğu ve Japon otomobilleri panelvanlar var. Hiace var, Toyota'nın. H1 Starex var, Hyundai'nin H100 gene öyle. L300 var, Mitsubishi. E2200 bunlar. Gene az bulunan, az satılan eski araçlar. Onun haricinde bu grupta kalitesiyle ön plana çıkan Vito ve Vaneo var. Onun haricinde ülkemizde pek çok adet satılmış ve şu an artık yavaş yavaş minibüs işini gerçekleştiremeyip karavancıların eline geçen J9 ve J10 var. Bunlardan tek tek bahsedeceğiz, artı ve eksi yönlerini. Diğer grup bizim için önemli bir grup. 9 ve 13 metreküp arası. 14 artı 1 ve 16 1 yazdım. Çünkü bu grupta minibüs sayısı çok fazla. Koltuklu minibüsten bahsediyorum. Ayrıca panelvanlar da var. Ducato'nun ve Boxer'ın 9,5, 10 ve 11,5 metreküplük araçları mevcut. Crafter'ın uzun ve kısa şasesi var. Transit'in uzun, kısa ve yüksek tavanlı versiyonları var. Transit gene burada da önemli bir oyuncu. Master ve Splinter var. Splinter da bu grubun gene yüksek kaliteli elemanı. Ve popüler sınıftayız. Popüler sınıf en fazla karavanla dönüştürülen aracın tercih edildiği sınıf. Bunlar 13 ve 15 metreküp arasına denk geliyor. Bu grubun en çok dönüştürüleni, Avrupa'da da bu şekilde, PSA grubu, onun da başında Ducato geliyor. 13 ve 15 metreküplük versiyonları olduğu gibi aynı zamanda minibüs olarak da bu boyut, bu ebattaki aracı bulmak mümkün. Ayrıca Jumper da var. Öte yandan Volkswagen'de Volt ve Crafter var. Gene Transit bu grupta pek çok seçenekle karşımıza çıkıyor. Bu arada Transit'in de 4x4 versiyonu mevcut. Uzun, kısa, arkadan çeker, önden çeker versiyonları da var. Transit de dediğim gibi yine güçlü bir oyuncu. Master ve Splinter da var ayrıca bu grupta. 13 ve 15 metreküp versiyonlarıyla. Bu grup çok popüler. Bunu ayrıca dile getireceğim. Geniş ve ferah kategori dediğim 17 metreküp ve civarı. Ducato, Boxer, Master ve Iveco'nun
Daily'si var. Iveco Daily burada da mevcut. O da çok önemli bir oyuncu. Özellikle bu sınıfta kasası itibariyle popüler. Bunun haricinde, buraya kadarki anlattıklarımın haricinde de karavanlar mevcut. Özellikle fantazi grubu dediğim, burada midibüsler var, otobüsler var, kamyonlar var. Ama işte biraz daha böyle uçarı kaçarı, yani çok görmeye alışkın olmadığımız, çok tek tük dönüşümler ama farklı sonuçlar da çıkıyor, güzel ürünler ortaya çıkıyor. Ama o yüzden fantazi dedim, yani sayılar çok düşüyor. Ve nostalji grubu var. Nostalji grubu da başı çeken Transporter T2, T3 versiyonları, özellikle T3 tasarımı ve nostalji katlarıyla bu grubun lideri. Unimog var. Mercedes'in otobüsleri var. Özellikle çok kısa versiyon olan Mercedes otobüsler çok popüler. Ve restorasyon edilebilir. Yani zaten mevcut olan bir motokaravan, eskiden bir motokaravan, Hummer'lar falan da dahil, alınıp restore edilebilir. Ve Magirus var. Onu özellikle belirttim. Peki bu kadar seçenek içerisinden biz kararımızı nasıl vermeliyiz? Karar vermenin en basit yollarından bir elemedir. Şu an bütün seçenekler önümüzde. Peki bizi karavanı seçerkenki en önemli kriterlerimiz neler? Kriterlerimizin en önemlisi bütçe. Yani bizim ne kadar paramız var? Bütçeyi de alım oluşturuyor. İlk alım. Yani şu an şunu diyebilirsiniz. Sprinter diğerlerine göre daha az bozulabilir. Evet. Ama ilk başta ödenen para yani toplamı düşük olabilir ama ilk ödenen para yüksekse ve ilk alım için düşük bir bütçe varsa bu mümkün olmayacaktır. Bu arada bütçe kısıtlıysa bu fantazi grubundan ve geniş kesimden biraz daha böyle popüler ve 14+1, 16+1 şu kesime doğru kaymak gerekir. Bu burada özellikle minibüsten dönme çok uygun fiyatlı güzel karavanlar yapabilirsiniz. Ekipman da bütçeye dahil. Çünkü içine koyacağınız şeyler bütçenizi çok değiştiriyor. Ona göre de fiyat belirleniyor. Bütçeye yakıtı da ekledim. Çünkü bunlarda çok büyük oynamalar olmuyor ama bazı modellerde özellikle şu kısımdaki yüksek yakıt tüketimi var. Onun haricinde araçlar hemen hemen birbirine yakın tüketim gösteriyorlar. Yani çift tekerli bir araç aldığınız zaman işte Daily ya da Ducato çok büyük bir uçurum olmuyor. Tek teker, çift teker farkı hariç. Vergi sigorta durumu da var ve servis olayı var. Ülkemizde yaygın olarak fiyat servisi mevcut. Yedek parça olarak da bu. İkincisi, aracınızı satmak isterseniz de pazarı geniş. Vergi ve sigorta olayı eğer önemliyse model olarak yeni değil biraz daha eskiye yönelmek gerekiyor. Vergisi düşük olduğu için. Onun haricinde kişi sayısı bizim için çok önemli. Kişi sayısı boyutu ve hacim seçiminde bizim karşımıza çıkıyor. Eğer 4 kişilik bir aileyseniz mini sınıfı direkt elemeniz gerekiyor. Hatta küçüğü de eleyebilirsiniz. Yani o biraz da insan kişiye bağlı. Ya da tek başınızsanız büyük bir araç, 17 metreküp ne kadar işinizi görür, biraz fazla gelmez mi? Bu şekilde eleme yöntemlerine gidebilirsiniz. Boy kilo burada çok önemli. Ha, kişi sayısına şunu da eklemem lazım. Eğer 4 kişilik bir ailesiniz ve daha geniş yataklar olsun istiyorsanız ranza tipine geçebilirsiniz ya da arkaya çift yükselen yatak sistemi kurabilirsiniz. Yani asansörlü yatak. Onun için yüksek tavana yönelmeniz daha mantıklı. Yani şu kısım sizin işinizi daha çok görür. Özellikle yüksek tavanlı olan 17 metreküp. Boy ve kilo faktörü burası biraz göreceli ama şöyle anlatayım. Boyunuz eğer 1.70 ise, çünkü
Karavanda bu iki anlama geliyor. Bir, ayakta durmanız. Yani kısaysanız bu sorun teşkil etmiyor. Yatarken de teşkil etmeyecek. Ama boyunuz uzunsa yatağınızın konumu, yani enine mi, boyuna mı yerleştireceksiniz? Ve ona göre araç seçmeniz gerekiyor. Ve tabii diğer parametreler de dahil. İkinci önemli şey ise biraz şey olacak ama kilo. Çünkü ebatınıza göre bir yatak boyutu seçmeniz, yatağınızın enini seçmeniz gerekiyor. Eğer boyunuz ve kilonuz fazlaysa şu iki seçenek burada direkt eleniyor. Boy bir, yani şöyle anlatayım. Ducato'lar biraz daha enli araçlar. PSA grubu diyoruz. Ducato Boxer Jumper'a. Enli araçlar. Enli olduğu için enli yatak koyabiliyorsunuz ve geniş bir kullanım alanı bırakıyor. Ama diğer araçların çoğu daha uzunlamasına araçlar. Uzunlamasına araçlar olduğu için siz de yatağı uzunlamasına koyuyorsunuz. Çift kişilik yataktan bahsediyorum. Farklı çözümler de oluyor. İki tane tek koyan var, iki tane teki çapraz koyan var, ranza yapan var. Bir sürü seçenek var. Ama 1.90 ve üzerindeyseniz siz enine yatakta yatarken zorlanacaksınız. O zaman boyunaya döneceksiniz. Siz boyunaya döndüğünüz zaman küçük bir alan kalacak. O zaman Ducato sizin için anlamsız bir seçenek olacak. O zaman onu eleyeceksiniz. Dediğim gibi elediğiniz zaman aslında siz direkt bir yere odaklanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da sizi çözüme götürecek. Yani daha rahat karar vermenizi sağlayacak. Kullanım yeri bu buranın bütçeden sonraki en önemli kriterlerinden biri. Kullanım yeri. Nerede kullanacaksınız? Deniz tatili mi yapacaksınız? Arazi ormanda mı gideceksiniz? Daha çok sıcak hava mı, daha çok soğuk hava mı tercih edeceksiniz? Bunların her biri sizi bazı şeyleri elemeye itecek, bazı şeyleri seçmeye götürecek. Örnek vermek gerekiyorsa, çok dik bir yerde ben kimsenin olmadığı yerlere giderim diyorsanız 4x4'lere yönelmeniz gerekiyor. 4x4'ler belirli modellerde var. Direkt onlara gideceksiniz. Bu Transit, Volkswagen Transporter, Caravella. Onların da bulursanız yüksek tavanı muhteşem olur. Çünkü arazilerde çok yeni, uzun araçlar olmuyor. Daha kısa araçlar daha kullanışlı olur. Yani iki teker arası mesafenin az olması gerekiyor. Ya da siz o kadar araziye girmiyorsunuz ama sonuçta bir dik ve çakıl taşlı bir yer geçiyorsunuz. O zaman aracınızın yük durumuna göre önden çeker olması bu çakılda gidememenizi sağlayacak. O zaman arkadan iter araçlara yöneleceksiniz. Burada arkadan iter modeller var. Onlara yönelirsiniz. Transit burada başta geliyor. Çünkü ülkemizde üretiliyor. Çok fazla seçeneği var. Hem önden iten aynı hacimde, hem arkadan iteni var. Onun haricinde kullanım yeri İstanbul'da kullanıyorsunuz mesela ve dar sokakta oturuyorsunuz. O zaman 15 ve 17 metreküp'e güle güle demeniz lazım. Ve daha büyük hacimli araçlara. Çünkü dar sokaklarda kullanıyorsanız zorlanacaksınızdır. Daha küçük araçlara yönelmeniz mantıklı olur. Onun haricinde güvenlik. Güvenlikten kastım mesela hırsız girmesi ya da işte güvenliğinizi tehlikeye atan bir durum varsa minibüs olan versiyonlardansa panelvan olan versiyonlara yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü minibüslerde standardı her tarafı cam olduğu için güvenliği sağlamakta zorlanırsınız. Ama panelvanda sizin açacağınız camlar mevcuttur. Onlar da daha küçük ya da daha az enine ya da daha az kritik olan yerlere koyabilirsiniz. Özellikle şey de belirtmek lazım. Bu panelvanların çoğu arkası kelebek kapıdır. Şu şekilde açılır. Bu da bazıları tercih etmiyor. Sonradan değiştiriyor. Yani üst tarafın sadece açılır, alt tarafın sadece ya da üst taraf sabit, alt taraf açılır şekilde kullanan da oluyor. Bu tamamen sizin yapacağınız teknik değişikliğe bağlı. Bir de kullanım yerinde mesela yaz bölgelerini, yani sıcak yaz tatili yapmak istiyorsunuz. Ege Akdeniz'e inmek istiyorsunuz. Gene yalıtımdan dolayı minibüs versiyonlarını elemenizi tavsiye ediyorum. Panelvana yönelmeniz. Çünkü izolasyon için panelvan biraz daha uygun ve cam sayısı, cam burada çok büyük bir
iletken durumunda panel vanlar ve işte yalıtım malzemesi yüksek kullanılarak daha iyi bir sonuç elde edilebilir. Bu arada bazı minibüslerin kendinden tavan heki de oluyor. Yani bu isteğe bağlı, isteyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz ama çoğu minibüste bu var. Onun haricinde ve çok önemli bir kriter daha var. Eğer siz kullanım yeriniz diyorum, sıcakta seyahat edecekseniz klimaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Buradaki bazı versiyonlarda klima mevcut değil çünkü bunlar ticari araçlar. O zaman kliması olanlara yönelmeniz gerekiyor. İşte bu mesela şu kısımda Ducato'ların bazılarında var, bazılarında yok. Boxer çoğunluğunda var. İşte Crafter'ın çoğunda var. Transit'in çoğunda var. Master'ın çoğunda yok. Sprinter çoğunda var. Daily opsiyonlu yine. Bu şekilde seçmeniz gerekiyor. Ya da onlar içerisinde arayıp bulmanız gerekiyor. Opsiyondan acaba o konulmuş mu, konulmamış mı? Ondan da bahsettikten sonra yine önemli bir kriter yapımı. Yani siz yapacak mısınız, yaptıracak mısınız? Şimdi ilk defa yapıyorsanız ve biraz da bu işi göreyim, yapabiliyor muyum, yapamıyorum mu diye bakıyorsanız direkt şu kolona yönelmenizi tavsiye ederim. Buradan 14 artı 1, 16 artı 1 bir araç 20 ile 30 bin lira arasında çok güzel araçlar bulabilirsiniz. 2000 ile 2007 model arası. Çünkü onlar artık minibüs olarak kullanım şeyleri dolu. Yani okul servisi olarak kullanılmıyor. Normal servis olarak kullanılabiliyor. Bu da büyük bir pazar payı kaybına sebep oluyor. Fiyatları düşmüş oluyor velhasıl. Uyguna bulabilirsiniz ve ayrıca çok kilometre yapmamış, çok yorulmamış, aşırı yük taşımamış olur. Çok güzel bir şekilde yaparsınız karavanınızı. Aynı şekilde panel van da olabilir ama biraz yıpranmış olabilir. Fakat kendiniz yapıyorsanız en güzel yanlarından biri de Ducato tercih etmeniz. Çünkü Ducato karavan piyasasında popüler olduğu için, yani bu PSA grubu daha çok, PSA grubu için hazır pek çok ürün bulabilirsiniz. Yani hazır su deposu, işte hazır ölçüler, internette bir dünya proje görmeniz mümkün. Bunlar için üretilmiş pek çok ürün var. O yüzden en azından ilk baştaki kısımda, yani projelendirme, bazı işte pis su deposu, su deposu gibi bazı şeyleri direkt bulabilirsiniz. Yani kendiniz onun için özel yaptırmaktansa hazır bir şekilde alabilirsiniz. Döner koltuklar vesaire. Ve burada kullanım yerine geri dönüp bir şey eklemek istiyorum. Eğer Anadolu'da bir yerde yaşıyorsunuz, Malatya olsun, orada ve oranın civarında bunların hangilerinin servisleri var onları kontrol etmeniz lazım. Mesela bulunduğunuz yerde Mercedes servisi yoksa Sprinter almanız sizi zora sokar. Fiyat için bu geçerli değil. Fiyat bayağı yaygın olduğu için şanslıyız bu konuda. Fiyat tercih ediyorsanız eğer. İşte Volkswagen gene popüler. Transit, Ford gene yaygın. Ya da sizin özel gittiğiniz bir servis vardır. Yani ona danışarak da buradan hareket edebilirsiniz. Ama bu da çok ciddi bir kriter. Kullanım yerinden bahsettikten, yapımdan bahsettikten sonra benim söylemek istediklerim bu kadar. Sadece burada kesin doğruların olmadığını, mesela 4 kişilik bir aile küçük bir araçla seyahat edemez ya da onu karavan olarak kullanamaz dedim ama 4 kişilik aracı karavan olarak kullanıp dünyayı gezen çiftler var. Ya da İnternette denk geliyorum. Şu küçük Suzuki'nin, uzak doğu minibüslerinin, sucu minibüslerinin karavan yapmış. Geziyorlar. Bu çok güzel şeyler. Kesin doğrulardan ziyade kendi doğrularımız. Kendi doğrularımızı bulmak lazım. Fakat insan bazen karar vermekte zorlanıyor. Karar vermekte zorlandığınız zaman bu tarz bir tablo yapıp, bütün ihtimalleri yapıp, daha sonra sizin için önemli kriterleri belirleyip eleme yoluna gidebilirsiniz. Bu sizi karar vermekte rahat bir nefes aldıracaktır. Son olarak eklemek istediğim şey, eğer otomatik vites sürmeye alışkınsanız, manuel süremiyorsanız ne yazık ki burada biraz zorlanacaksınız. Çok çok az modelde otomatik vites seçeneği var. 13 metreküplük versiyonlarda
Peugeot'da gördüm. Ama çok çok nadir karşımıza çıkıyor. Yani çok aramanız, çok beklemeniz gerekebilir. Ama yeni üretilen versiyonlarda yaygın bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Yani bundan bir 5 yıl sonra artık bu muhabbetleri yapmayacağız. Onun haricinde ön koltuğunuz 2 artı 1 mi 1 artı 1 mi olması gerektiğini, yani arkaya dönen bir sistem, yani ben işte sürerken arkadaşım, eşim kalksın arkadan bir çay yapsın, bir kahve yapıp getirsin ya da bir su getirsin diyorsanız 2 artı 1 değil 1 artı 1 ön tarafı düşünmeniz gerekiyor. Ama bunda şunu unutmayın, karavan kısmında seyahat mümkün değil. Muhakkak onaylı bir güvenlikli, emniyet kemerli bir koltuğun, şasiye monte edilmiş bir koltuk üzerinde gitmeniz lazım. Bu sizin ve sevdiklerinizin güvenliği için şart. Onun haricinde yurt dışı seyahatlerine çıkacaksanız, yurt dışı deyince yalnız lütfen sadece Avrupa algılamayın. Yurt dışı İran da olabilir, diğer sınırımız Irak da olabilir, Gürcistan üzeri Rusya da olabilir. O bölgelerdeki araçları incelemeniz, yani o bölgede acaba hangi araçlar yaygın? Mesela siz buradan Kangoo'yu, Kangoo Maxi ya da Doblo Maxi yüksek tavanı karavana çevirdiniz. İki kişisiniz, gidiyorsunuz, güzel. Ama orada acaba onun servisi var mı? Bunları da parametre olarak bulundurmanızda fayda var planlarınızı ve tercihlerinizi yaparken. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu tarz bir tablo üzerinden anlatmanın daha faydalı olacağını düşündüğüm için çizdim. Belki unuttuğum bir iki araç vardır ama emin olun onlar da büyük pazar payına sahip olan araçlar değildir. %80 bu araçlar kullanılıyor. Umarım gönlünüzdeki karavanı seçer, aracı seçer, karavanınızı yapar, mutlu güzel tatiller geçirirsiniz. Hoşçakalın.